Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün enikleri dışarı çıkarttık. İlk defa güneş gösteriyoruz. Gördüğünüz üzere hepsi tedirgin. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Babuşları, diğer köpeklerin hepsini içeri aldık. Bir zor kız var dışarıda. Mahir'le güneşlendiriyor. Ben Mahir. Hangisi de onların şeye benziyor? En ufak. Yok. Çadalıza. Dur şu zaten Yaman. Yaman sonra Yobaz. Ona benzeyecek. Tüy yapısı da uzun. Şeyde bak. Bak şu. Bu abrek cadaloz tipli. Cadaloz diyorum, cadıp tipli. Yani hafiften dudakları olacak. Yakışıklı bir köpek olacak. Tam malahlı değil ama güzel bir malah şey olur. Bu abrek 2 olacak. Diğerlerinden daha kısa. Kısa. Tüy yapısı zaten cadının da abreğin de tüy yapısı zaten kısa. Ha bunlar artık tipik görün şeyleri. Cadaloza benzeyen o muydu? Cadaloza bir çoğu benziyor zaten ya. Şu ön döşleri bir ayrık duruyor. Geniş. Sen nesin? Sen dişisin lan. He? Şimdi İnşallah dişilerin birini Kayseri'ye gidecek. Değil mi babuş? Bugün yarın gider artık bu da. Hangisi gider bilmiyorum. Biri bu dişi. Başka şu ne? Bu da tuhaf bir rengin olacak senin. He? Şuna bak. Duruşunu görüyor musun? Hem ağrı hem de canını hiç yapmayın. Pes etmeyin değil mi bunu? Bu da kırmızı olur. Küçük kaptan çoban köpeği var ya. Ya bu? Dişi mi erkek mi o? Erkek. O gürüne benziyor. O da bu da gürünün şeyi küçüklüğüne benziyor. Abrek ne oldu lan? Yürüyor abrek. Şuna bak lan. Üşümüyorlar. Geriliyorlar. Bu da dişiymiş. Al sana ikinci dişi. Maşallah. Şeylerimiz güzel arkadaşlar. Yapı olarak 10 numara köpekler. Bu ikisi de dişi mesela. Titreme lan. Titrek bende. Şuna rahatına bak. Şimdi arkadaşlar bu güneşi ilk defa görüyorlar. Güneşi ne kadar çok aldırabilirsek o kadar daha iyi. Artık yavaş yavaş aldıracağız onu isterseniz. Biraz daha rahat yürüsünler. Güneşe çıkartıp bol bol güneş aldıracağız arkadaşlar. Çünkü sana al sana gürün işte. Al baba gürün işte İskan. Şimdi bunlar. Şimdi bir arkadaş vardı. Ben onunla ilgili de bir video yaptım. 5-6 ay şeyde ahırın içinde baktı köpeklere. Tabi o kendi imkanları el vermiyordu. Çünkü kendi köy yerine kendi şehirde yaşıyor. Gidip geliyor ama başkaları da sahip çıkmazlar diye. Ahırda baktı. O da tabi ayakları bozuldu arkadaşlar. Onun için mutlaka bol kes. Kes. Bol güneş alması lazım. Bu arada. O yoruldu. Anca bak şu en büyük solar bu. Hiç
tedirgin de olmuş. Yok şimdi yanımıza geldikten sonra tedirgin değildir bak. Bak şu açıkta tedirgin. Açıkta olduğu için. Bu cadalozu buldum cadalozu. Dur oğlum dur. Cadaloz arkadaşlar. Ne bak gördün cadaloz arkadaşlar. Anne yakaladı beni bırakmıyor. Söz kanım cevap sarılmış. Şey olarak şöyle uzaktan bir kapak fotoğrafı olarak şey yapmıştır öyle bir şey. Lan sen hangi araya girdin lan? He? Ne öldü bu buş? Şimdi arkadaşlar işte bu şeyde arka tarafta yavrular duruyor. Arkadaşlar şimdi burada tabi sesim geliyorsa Rasko geziyor. Rasko'nun gezmesi de ortalığı karıştırıyor. Ama onu koyurduk oradan ama pişman da olduk. Çok fazla bu tarafa şey yapıyor. Mahir! Şu Rasko'nun şu tarafı biraz koala ile bu bahavlamaları kesilsin. Ay gel. Bebişler. Zor kız. Oğlum babacının damağı atlar senin. Babacının damağı atlar. Zor kız da geldiğinde bunlar gibi. Lan bu fareler neymiş demiş. Sen de aynı öyle fareydin o zamanlar. Adam olmuşsun lan sen. Kocaman eşek kadar adam olmuşsun. Arkadaşlar bu yavrularda çekik gözlülük beni bitiriyor işte. Beni benden alan dediği gibi. Çekik çekik gözleri arkadaşlar muazzam duruyor. Zaten şeyde de var, cadıda da var biraz. Zaten güründe çok fazla var. Onun için eniklerde çekik gözlü. Biri sokuldu. Rüzgardan biraz çekiniyorlar. İnşallah anne de olun, nene de olun. Arkadaşlar şu anda ben cici bebeğiyle süt veriyorum. Takviye olarak günde iki defa annesinde de süt var. Asya. Bunlar ne lan? He? Bunlar ne? Yeah.
Hepsini kokluyor, hepsini kokluyor. Bunlar ne diye. Annesi çıksa var ya seni yer vallahi Asya. Mahir'in atsızı da geldi. Abi abimiz böyle yaşayıp gidiyor arkadaşlar. Sokluyorlar birbirlerine. Her yaştan var. Evet. Örlendik. Şimdi onlar 27-28 galiba hocam. Valla ben yaşlarla hiç ilgilenmiyorum ki, ben hep unutuyorum bunları ya. Yani bunu... Kademe kademe gidiyor. Söyleyeyim sana, 45... 60... 60 günü geçti bu. 65 gün. 2 ay geçti, evet. Sonra şeyinkiler 3,5 aylık gürününkiler. Sonra şey 4-4,5 aylık Batır'la Aykız. Atsız. Asya 6,5 ayla giriliyor. Oldu 5 aylık yok. Onda şey var la, hitap mı yiyorsun? Kızım? Yokmuş, deriymiş. Korkuttun lan beni. Arkadaşlar geçen birisi sordu. Tabii bunlar Instagram'dan yazan arkadaşlar oluyor. Onlardan cevap vermeye çalışıyor. Arkadaşlar ayakların arası komple şey mantar olmuş. Tabii ivemek, birincisi ivemek. Sonra eski aboneler hatırlar. Şey vurmuş. Küçük bir kabın içine kına. Kınayı güzelce içinde karıştırdım. Köpeğe üzerine şey yaptım, bastırdım filan. Yani kınaya iyi yarıyor arkadaşlar. Kınayı tavsiye ederim. Yani ben değişik değişik ilaçlar kullandım ama bak kına tez kuruttu. Abi bu ne? Kime benziyor? Gözde çok çekik, annesine benziyor. Yok, o abire benziyor gülüm. Abrek de annesinin işte. Öyle benziyor. Şimdi mesela Asya kısa tüy. Cadı kısa tüy. Bunlar şeylere biraz daha fazla benziyorlar. Gürün. Hep kenarlarını öyle. Gürün tarzı. Sonra sarsılmaz tarzı olacaklar. Gel bakalım sen, gel bana şey. Şimdi eneklerde arkadaşlar şey yapılan olursa, bu kafanıza takılan bir şey olursa Instagram'da mutlaka yazın, cevaplarım. Şimdi aklıma geldiğince söylemeye çalışıyorum. Ben biraz önce lafımı böldü galiba şeyde Raskon'da. Şey cici bebe veriyorum. 45 gün olana kadar cici bebeyle besliyorum. Ondan sonra yaş mama, kuru mama onlara dönüyoruz. Tabi arada yumurta takviyesi, yoğurt, süt, bunlara şey yapıyoruz. O şekilde. Ne yapıyorsun kızım? Ne? Sonra zaten normal menüye dönüyor. Ondan sonra yavaş yavaş yala. Ama 6 aya kadar bakımlar iyi olsun. Kuru mama, yaş mama olmayan, yani imkanı olmayan arkadaşlara da kasaplara gittiğinizde, mezbahanelerde, kasaplarda deri şey büyük kemik, uyluk kemiklerin büyük kemikleri alın, kemik şeklinde kaynatmayın. Onları kırın, içindeki ilik. İlikten yal yaparsanız 6 aya kadar eğer ona bakabilirseniz o şekilde ne ala, çok muazzam. Tabii bakabilen, bakamayan, zamanı olan, zamanı olmayan. Ama nedir? Maddi yönden çok iyi oluyor çünkü fazla bir maliyete gerek yok. İliği kaynatıyorsun. Kaynadıktan sonra arpa unuyla, mısır ununu karıştırıp, hatta onu kaynattığında ekmeğe fazla tavsiye etmiyorum ama ekmekle dahi karıştırıp veriliyor. Yani ben veriyorum mu veriyorum, yani çok aşırı gitmediği sürece. O şekilde onları tavsiye ediyorsun. Ama 6 aya kadar bakımını sağlam tutun ki köpek kendini bir
alsın şeyini, iliğini alsın deriz biz. Köpek bir iliğini alacak. İliğini aldıktan sonra da şeye sıkıntı yok. Ondan sonra bir de çok aşırı bakıp da ayaklara da dikkat edin. Yavrum ben size güneş alın dedim. Gölgede geziyorsunuz. Eline şey aşırı fazla bakıp da ayaklarını bozmayın arkadaşlar. Onlara da dikkat edin. Zaten şeyine bakarsınız. Durumuna bakarak işkembesi yani karnı çok aşırı şurası büyümeye başladıysa hemen azaltın. Başka. Devamlı göz takibinde olduğu zaman fark edersiniz neyi var neyi yok. Sonra arkadaşlar bir de büyük köpeklere de o büyük kemik olayını her zaman tavsiye ediyorum. Arkadaşlar diş kaslarını çalıştırdığı için çok faydalı bir şey büyük kemiği şey kemirmesi köpeğin. Yani onu orada karnını doyması amaçlı değil. Onu diş kaslarını çalıştırması açısından. O zaman ne oluyor? Şeyler diş kasları sağlam olduktan sonra diş en ufak darbede sökülmez arkadaşlar. Onun için o da faydalı bir şey. Ne oldu kuzum? Lan sen oğlanmışsın bir de. Küsmüş bana. Niye? Bunlar kucağımdaydı ya. Vaktli vaktli gitmiş. Çağırıyorum çağırıyorum gelmiyor. Yok gelin küsmez ya. Gideyim de onun gönlünü alayım diyor. Adam adam. Güneş alacağız. 8 tane yavrumuz. 3 dişi, 5 erkek. Gürünle cadıdan olma. Ya şimdi şu anda mesela şu hariç tahminimce hepsi şeye sararacak. Şu hariç. Benim şeyim o yani. Tahminim o. Yobaz gibi şey, yaman gibi kırmızı olur mu? Yaman yobaz zaten ikisi de aynı renk. Aynı olacak. Onlar gibi olurlar. Şunda da belki birazcık şey olabilir ama gene biraz daha beyaz kalabilir bu. Ama gene de sarı olur yani. Zaten sarı olacağını nereden anlıyorsun? Yani sen müreccih misin deseler de haklılar da. Şuraları görüyorsunuz mu? Şu kulak şuraları sarı. Sonra gözlerinin şeylerinde şu üstlerinde olur sarılık. Bu ne demek? Genelde sarılıktır. Sarı olurlar. Ha mesela kendi siyah köpek. Bak görüyor musun şeyleri? Şuraları sarımtırak duruyor. Genelde her zaman gözlemledim. Özellikle biz sarı köpekleri sevdiğimiz için bakıyorum birazcık çekil de şey gölge gelsin. Sonra ileride bunlar hepsi sarı. Manyak mısın ha? Bir de bana ne sen manyak mısın? Küçücük çocuğu bir şey yapıyor. Hayır. Elde mi yatsın yatsın orada. May orada gölge yapma orada gölge yapma. Güneşlensin bunlar. Zor kızı da alabilirim de gölge yapma. Biraz güneş banyosu yapsınlar. Ne yaptın lan neredesin? Biri... Cezareti çok. İşte adam olacak çocuklar belli eder kendini. Bakayım bakayım sen nesin? Kız kız. Kız kız. Seni kızım. Pusana. 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 Bu sarı olacak amca. Ne öyle? Ne oldu? Ne öldü kızım? Bir önce gelip de hemen bu değil miydi? Buydu herhalde. Şeyler
burunlar genelde sivri burun olmaz çünkü annesinde de şey küt burunluk var, babasında da. Arkadaşlar şey ben her zaman şey diyorum, enikken nasıl olacağını zaten kestiremezsiniz. Sadece soyunu bildiğiniz için yani dikkat et. Soy takibi yapın, değişim ondandır. Çünkü köpek küçük bir şey oluyor, sonra bakıyorsun ki muazzam bir şey çıkıyor geri. Onun için soyu takip edeceksiniz. Sonra köpekler zamanla değişik haller alıyor. Yetiştirme tarzı çok önemli. Nasıl yetiştirdiğiniz çok önemli. Şimdi mesela ben bunların babaları, baba gürünü beslerken bazı yetiştiriciler geldi, ya hepsine bakıyorsun da buna niye bakıyorsun filan dendi dahi oldu. Yani köpeği beğenmedilerdi küçükken. Ama ben karakter analizi yapıp, babasını zaten biliyoruz, annesini biliyoruz. Bir daha karakter analizi yaptım, ona göre besledim, sonuna kadar gideceğim dedim. Onun için köpeğe direkt şey yapmayacaksınız, çirkin duruyor, şey oluyor diye. Köpek 3 yaşına kadar tam kendini belletmez. Mesela maşallah sarsılmaz gibi daha çocuklar. Yani kendi tipin teşkilatını daha belletmez. Sarsılmaz daha çok. Kafa patlayacak daha. Daha büyüyecek. Sonra mesela zilli yavrulayacak. Ondan sonra kendi anaç gibi de olacak. Dövüşleri açılacak falan. Yani bunlar hepsi zaman gerektiren şeyler. Köpek 3 yaşından sonra kendi gerçek şeklini alıyor. Ama her zaman dediğim gibi bildiğiniz kişilerden alabilirseniz ne ala, enikleri o şekilde şey yapın ve anne babayı kesin bildiğiniz köpekleri besleyin. Çünkü bir yavruyu beslemek, büyütmek çok büyük zahmet istiyor. Az buz bir zahmeti yok. Düşünün yani tüm umutlarını ona bağlıyorsunuz. Sonra yani bu sene tanıştığım bir arkadaş var. Tüm umutlarını bağladılar ailece. Köpekleri yetiştirdiler. Sonra tüm hayal kırıklığına uğradılar. Yani böyle insanlar çok. Onun için soy takibi arkadaşlar ve kandırılmayacağınız kişilerden alın. Tanıdık kişiler olur onlar veyahut da eş dost aracılığıyla. Enek bakmak zor. Rüzgar mı geliyor dedim. Ha böyle akşama kadar mesela böyle yatsalar. Mahir. On numara olur değil mi? Vallahi yiyersin ha. Bununla iyileşme. Annesinin yanında. Yerisi. Çok çeneledin. Gir bak. Dişiydi değil mi? He. Yok erkek lan. Erkek bu. Uyuyor muydun? Dişimiz bu. Biraz önceki dişi bu. Ya şunları maşallah atacağın yok ki. Şuna bak lan. Dur manyak. Kuyruğunu da kapıyordu oradan. Kaptı. Benim canım. Ağrıdı mı? Mesela en kalını bu olur. Bunların içinde. Arkadaşlar bunlar da kötü olmaz Allah'ın izniyle. Yok onunla alıştırmayın. Onunla alıştırın artık yürüyemiyor. Eline gelene bacağına yapışıyor. Yani. Şu mesela en büyük bu olur. Bunda dişi misin lan hem de
Arkadaşlar bunu neyinden anlıyoruz? Şurasından anlıyorum. Şu mesafe ne kadar büyük oldukça o kadar daha iri oluyor. Tabi bu gün geçtikçe daha da oturur. Kara şeyi, tipi teşkiler daha da iyi anlaşılır. Ama en büyüklerden birisi olur. Bir de burada vardı herhalde. Aynı o şekilde uzun. Uzun muydun lan sen? Dur yavrum, sen nereye çıkıyorsun? Ha? Suratları çok güzel olacak çünkü biraz manaklılık var. Babalar da küt burun. Çok sert mizaçlar olur bunların. Bu şu. Şey de oluyor. Ben bunu da çok kez şahit oldum. Mesela en küçük. Bu tam onun şeyini bilmiyorum. Mesela döşeğini falan diyorlardı. O değil de. Küçük doğuyor. Diğerlerine yetişemiyor zamanında. Bir tanesi. O küçük olan genelde çok hepsinden büyük oluyor geri. Tabi bu içeride şeysiz kalmış olabilir. Daha az beslenmiş olabilir. Bilmiyorum neyse, ama dışarıda diğerleri kadar beslenmiyor. Ona eminim. Onun için biraz düşük kalıyor. Ondan sonra hepsini geri solluyor tabi. Arkadaşlar böyle yavrular fazla ses yapmadan bunları takip etmek çok güzel bir şey. Orada ara sıra çok bağırıyorlar. Ya uyuyorlar ya bağırıyorlar. Şimdi bunları güzel şey toprağa götürmemiz lazım aslında. Çok kötü yerde çektik. Ama kulübe hemen arkada olduğu için annelerin yanında. Annelerin gözünün önünde olsun dedik. İçi rahat etsin dedik. Çünkü o da stres yapar. Stres bizden yapmaz da diğer köpekler yanına yaklaştıkça stres yapar, ama gayet de sakin değil mi kızım? Şu çok geziniyor ya. Tamam. Timuç. Yerinde duramıyor, çok enerjili. O yukarıdaki değil mi biraz önce? Gezinler mi? Yerinde duramıyor. Şimdi bu boş. Şimdi bu boş. Şimdi bunların yerinde strafor vardı, 5 santimlik. Strafor galiba anneleri ayağını şey yaparak bayağı bir inceldi galiba. Şimdi biraz arasınlar diye az bir miktarda şey talaş döktüm. Çünkü biraz ıslanıyor mıslanıyor artık. Talaş döktüm. Sonra bakacağız duruma göre, saman, talaş, balya falan bir şeyler yapacağız. Geceleri mesela çadırı, brandayı çektiğimiz için üşüme olayı olmuyor. Yani sadece orayı yapabiliriz mesela. Üstüne güzel bir şekilde sunta munta şey yapıp da. Ama bu daha şey, net bir şey oluyor. Bunları tam ölçüsünde inşallah branda şey yaparız, diktiririz. İki tane doğum halinin. Gerisi zaten üşümezler arkadaşlar. Bazıları da dediler ya, bazı arkadaşlar şey, kışın buradan şey yapar, kar girer falan. Kar en fazla gireceği 1 metre girer. Çünkü geri kalan 4 metrelik olduğu için üşümezler. Ha, ne yapacağız? İnşallah onları da şey yapmayı düşünüyorum. Balya köşeleri falan atayım diyorum. Neyse de kışa rahat bir şekilde gireceğiz. Arkadaşlar, dediğim gibi enik yavru bakımlarıyla ilgili sorusu olan Instagram'dan bana yazabilir, ulaşabilir. Ne oldu? Ne oldu bu? Ne oldu? Herhangi bir soru şeylerde Instagram'dayız. Videolarımızı arkadaşlar izledikten sonra beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Bolca like ihtiyacımız var. Ve arkadaşlar, abone olmayan arkadaşlara da abone olalım, pişman olmasınız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, herkese hayırlı günler, kalın sağlıcakla. Uyudular ha. Yok, biraz yatsınlar gülüm.
Ne güzel bak.